Elfida şarkısının hikayesini Haluk Levent'in ağzından dinliyoruz. Elfida, ismi sonradan verilmiş bir isim. Adı Beyza Nur kızımızın. 4 yaşlarındayken tanıştım. Babası Murat Çelik bir emekçiydi. Kızın amansız bir hastalığı vardı ve bu amansız hastalıkla mücadelesine destek olmak için Cerrahpaşa Tıp Fakültesi'ne gidiyordum. Doktorlarla görüşüyordum. Bir gün doktor odasındaydım ve doktorlardan biri gelip bana ''Haluk Bey, bu kızı gözden çıkartın.'' dedi. Yanımda da müzisyen arkadaşım Emrah Aydoğdu var. Emrah, gözden çıkartılan kadın anlamı Osmanlıca'da Elfida dedi. Belki tam birebir anlamını karşılamıyordu ama bir kavram olarak çok uyuyordu. Tabii biz birbirimize sarılıp ağladık. Gerçekten Beyza Nur'u çok seviyordum. Ve oturdum şarkıyı yazdım. Sevgili Emrah Aydoğdu da elinden geleni yaptı ve sözlerinde düzenlemeleri yaptık. Ömer Faruk Güney'in de müziği vardı. Bu şekilde Beyza Nur'un son günlerinde ona şarkıyı söylüyordum ama o kendisi olduğunu bilmiyordu. Elfida olarak biliyordu. Tabii küçük bir çocuktu son zamanlarında, 8 yaşlarındaydı. O dönemde şirketlerim batmış. Sözlerdeki ''Omzumda iz bırakma, yüküm dünyaya yakın'' şunu ifade etmek içindi. ''Ya zaten dünya kadar batmışım, sıkıntılıyım. Beyzacığım ne olur bari sen gitme'' demek içindi. O sözlerdeki ''Yüzyıllardır sarılmamış kolların'' cümlesinin sebebi de şuydu. Anne ve babası gece gündüz nöbetteydiler. Beyza Nur'un kırılganlığından, hasta yatağından dolayı sarılamıyorlardı. Gerçekten sarılabildiklerini görmedim. Beyza Nur'un hep yağmurlu gözleri vardı, hayata tutunmaya çalışan. O dönemde hastane personeline Bakırköy'de bir konser verdim. Beyza Nur'a iyi baksınlar diye onların gecesine katıldım. O gece evden başka bir yere kaldırılan Beyza Nur'u kaybettik. Beyza Nur'u kaybetmemizden sonra anne ve babasından rica ettim. ''Yıllardır Beyza Nur'un başındaydınız. Evet, kızımızı kaybettik ama lütfen bir çocuk daha yapın.'' dedim. Aradan bir yıl geçti ve beni aradılar. ''Haluk abi, bir çocuğumuz oluyor. Adını Elfida koyun.'' dedim. Şu anda o Elfida belki de 8-9 yaşlarında ve bir okulda okuyor. Ablasının ismini taşıyor. Ben bu şarkıyı ticari amaçla kullanmak ve vermek istemedim ve vermedim de. Bu başka bir şeydi. Bir Akdeniz akşamları faciası daha yaşamak istemiyordum. Biliyorsunuz Akdeniz akşamları muazzam bir şarkıdır aslında. O dönemin bir öyküsüdür ama herkes okuya okuya artık içimizden gelmeyecek hale geldi. Elfida'nın öyle olmasını istemiyordum. O çok özel bir şarkıydı. Ama ben yurt dışındayken benim bilgim dahilinde olmadan Ankara'dan bir müzisyene verilmiş şarkı. Çok üzüldüm ve kızdım. Ailesi beni aradı, çok özür diledim. Gerçekten benim elimde değildi. Onlar da anlayışla karşıladı ve bundan sonra kimseye vermeme kararı aldık şarkıyı.